Alo. Alo, merhaba Deniz abi. Sağ olsun bize YouTube kanalımız için yardım edeceğinden bahsetti. İşte birlikte ortak projeler yapabileceğimizden bahsetti. Günaydın arkadaşlar. Bugün 25 Ağustos günlerden Perşembe. Yağmurlu bir Sakarya gününe uyandık. Saat 8.30. Dün hastane işlerimiz için İstanbul'a gitmiştik. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Murat Deniz yoğun bakımdan çıkalı bir hafta oldu. Şimdi rutin bir kontrol için hastanemize geldik. Doktorumuzla görüşeceğiz. Hey, bir uyan bakalım. Bir ağla, ondan sonra yapalım, hadi. Uyuklu bol. Heh. 30 dakikası. Çok açım zaten. Hastaneden çıktık. Şükür her şeyin normal olması gerektiği gibi. Şu anlık hiç aksi bir durum yok. Dün Instagram'da Kaan'ın Bostancı tarafında olduğunu görmüştük hikayesinde. Bugün bir onu arayıp şansımızı deneyeceğiz. Buralardaysa bir yüz yüze tanışalım. Daha sonradan Muğla'ya yanına da gideceğiz evi de görmeye. O da ayrı. Alo. Alo, merhaba Deniz abi, duştaydım. Selam, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya biz İstanbul'a gelmiştik, bir hikayede gördüm, sen de Bostancı tarafındaydın. Bilmiyorum müsait misin, ne taraftasın ama. Müsaitim ya, Bostancı tarafındayım hala. Biz de Küçük Yalı'dayız şu anda. Hastanemiz bizim Delta Hospital. Hani müsaitsen en azından bir yüz yüze tanışalım. Ardından da bir zaten yanına da ziyarete geleceğiz demiştik. Tamam, olur. Ne tarafındasın Bostancı'nın? Ne tarafındayım Bostancı'nın? Güzel soru. Bir dakika. Bakayım şeyden. Biz Bostancı'da oturuyorduk. Belki biliyorsundur. Bostancı'dan taşımıştık Sakarya'ya. Evet. Ya Luna Park'a yakınım ben. Tamam, biz o tarafa doğru gelelim o zaman. Sen istiyorsan bana konum atarsın. Oralarda tamam, bir yerde otururuz, şey yaparız, buluşuruz. Tamamdır, ben o zaman hazırlanıp çıkıyorum. Tamamdır, görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Kaan'la tanışıyoruz yani bugün. Yani tanışmayı çok istiyorduk başta evet, zaten. Evet, bugün önden diyorsun. Bir tanışalım. Sonra Muğla'ya gitmek kolay bir şekilde ayarlanır. Bizim eski eve yakın bir lokasyonda şu anda. Tabii eski evin orada oturuyor, Luna Park dedi. Yani biz de aynen, Luna Park'ın aynen üstündeydik. Evet, Kaan'la konuştuk gördüğünüz gibi. Yaklaşık 2-2,5 saat oturduk değil mi? Evet. Güzel vakit geçirdik. Şimdi burada hem Kaan'la ne konuştuğumuzu aslında size biraz anlatmak istiyoruz. Hem bir önceki videoda çok fazla söylenen bir takım sorular var gene. İşte yani yorumlar var daha doğrusu. Soru demeyelim de işte ya şu şöyle olmaz, bu böyle olmaz. Onunla ilgili birkaç tane şey söylemek istiyoruz. Ama bunlara başlamadan önce gene bir önceki videomuzda böyle bahçemizde yaptığımız değişikliklerden bahsetmiştik. İşte buradan ayrılmak istememe sebeplerimizden. Yeni gelenler için bir bahçemizi dolaştırmak istiyoruz. Hani biz buraya geldik, neler yapmışız. Ondan sonra geri dönüp Kaan'la sohbetimizden devam edelim. İzleyelim. Biz buraya geldik. 8 ayda bahçede nasıl değişiklikler oldu? Mesela ilk başta yaptığımız, eve ilk geldiğimizde yaptığımız şu arka alana kireç dökmekti. Kireçle boyamaktı. Normalde kötü bir beton rengi vardı. Bu şekilde daha temiz ve güzel gözüktüğünü düşünüyoruz. Ve ardından burada daha fazla mahremiyet için
demirlere de yeşil bir gölgelik uyguladık. Ve aynı şekilde bu yeşil gölgeliği buraya da uyguladık. Normalde bizim bahçemiz yan tarafta bitişik bir bahçeydi. Yan tarafta ev sahibimizin annesi oturuyor. Ama bir defa bu bam yan bahçeden kapı açıkken kaçıp başına kötü bir olay geldiği için böyle bir araya tel çekme şeyini uygun bulduk. Bu telleri de aslında kendimiz yaptık. Şu odunlara bakarsanız bunlar benim ormandan getirdiğim odunlardı. Yakmak için taşıdığımız odunlardı. Düz olanlarıyla bu şekilde bir duvar inşa ettik. Bu duvarın devamı binanın alt kısmında da var. Böylelikle bu koca olan artık bahçeden kaçamıyor. Yani bakmayın siz bunun böyle uslu durduğuna. Son derece yaramaz ve böyle insan harici diğer her şeye öyle aşırı karşı ve düşman bir çocuktur. Bahçede yaptığımız değişiklikler bu kadar değil tabii ki. Daha bir sürü şey yapmıştık. Burada bir çardak kısmı zaten vardı. Fakat şu tahtalar çok daha ilerideydi ve bahçede bu çimlendirdiğimiz alanı bayağı bir kısıtlıyordu. Biz onları birazcık daha geriye aldık. Bu tahta sayılarını birazcık azalttık, direkt sayılarını azalttık. Burada birazcık daha fresh bir görüntü oldu. Daha rahat kullanım oldu. Oradan artan parçalarla da Deniz niye bu salıncağı yapmıştı? İki ağacın arasında Yarıya kadar gelen, yarı yapılmış, yarı yapılmamış. Evet, yarıya kadar gelen, örülmüş böyle taşlar vardı. Onları da iptal ettik. Yine toprak alana kattık onu da. Başka ne yaptık Deniz? Kömürlüğü gösterelim mi? Kömürlüğümüzü böyle alaçatı stili boyadık. Yani bir kireç attık. Burası da çünkü böyle kendi çimento rengiydi. O gri renkti. Evet. Böyle güzel bir beyaza boyadık ve çerçeveleri ve kapıyı da maviye boyayarak burada hoş bir kendimizce görüntü elde ettik. Başka? Yanında hemen kümes yaptık. Evet. Kümes yoktu, burası boş alandı. Bu şekilde... Ördek uyuyor mu? Burada bir korkuluğumuz da var annemizin yaptığı. Büyük kuşlar geliyor diye annem biraz korkmuş civcivler için. Köşedeki sizin oturduğumuz paletten koltuğumuzu da yaptık. Lastikleri hem de paletleri değerlendirmiştik. Biliyorsunuz bizim şöyle bir iddia demeyeyim de yani bunu yapmaya çalıştık hep. Atık gibi gözüken malzemelerden bahçemizi nasıl güzelleştirebiliriz? Daha az maliyetle diye düşünerek bahçe için bir şeyler yapmaya başladık. Ve bu da yine onlardan neredeyse sıfır maliyeti. Yani bahçede yaptığımız hiçbir şey için genelde bir şey satın almadık. Hep ya depomuzda olan ya sağdan soldan bulduğumuz eşyalarla, ürünlerle bir şeyler yaptık. Aynı çitlerimiz gibi. Evet, çitlerimiz, ateş çukurumuz yine. Ateş çukurumuz da burada köşede altın kalmış taşlar vardı. Onlarla yaptığımız bir şey. Hatta şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Normalde şöyle şurası forseptik için bir betondu. İptal olan bir forseptik çukurunun betonuydu. Biz onun da üstünü toprak kaplayıp üstüne çimen ekip tabii burasıydı. Şu an hiç belli olmuyor tabii üstü toprak kaplı olduğu için. Ve bahçemize doğru inelim istiyorsan ufak ufak. Evet, aşağı inerken ilk yaptığımız şeyler kendimize böyle işte dereotu, roka, sonra dereotu. Maydanozlarımız daha çıkmadı. Bir altında maydanozlar var ama maydanozlarımız da çıkacak. Bunlar da kendi kendine büyüyen sirken otu. O ot çok şifalıymış dediğimiz ot. Evet, bir yemeğini yapmıştık onunla da. Evet. Bir videomuz var. Sirken otunun yemeğini yapmıştık. Bahçe onlarla dolu. Ve şöyle bahçeye doğru indiğiniz zaman burada da ektiğimiz alanımız var. Arkadaşlar şöyle ektiğimiz alanımız var. Şu önde gördüğünüz tellere sarıldığımız şeyler salatalık. Hatta üstünde şöyle salatalıklar. Ah şöyle şu yandan şöyle bir tanesini göstereyim ya da işte şurada. Şurada. Yani düzenli her gün alabiliyoruz. Evet evet. Aslında. Her kahvaltıda bahçeden salatalık var soframızda. Domatesimiz var, biberimiz var. Bakın şöyle bu sıra biberler arkadaşlar.
dallarında biberler duruyor. Orada domateslerimiz var. Evet. Şöyle baktığınız zaman şurada çerilerimiz var. Domatesler. Hatta şurada ilk pembe domatesler var. Bayağı da pembe domatesler çok lezzetli, çok güzel. Çeriler de öyle. Yani hiç bir gübre vesaire uygulamadığımız için, yani gübre dediğimiz sadece manda inek kakası alıp yapmıştık. Hani yanmış. Hiç böyle doğal olmayan bir şey uygulamadık. Yanmış hayvan gübresi dışında bir uygulama yapmadık. İlaç vesaire yok. Şöyle bakın, çeri domateslerimiz. Şuralarda yine pembe domateslerimiz. İşte ne bileyim, şuralarda salkım domateslerimiz. Gene büyüyorlar. Ve meşhur fasulyelerimiz. Fasulyeler ağacı bile bu şekilde sardığı için. Baksanıza, normalde bu ne ağacıydı aşkım bu? Hurma ağacıydı. Cennet hurması. Hurma ağacını da sardı. Bu şekilde her yerimizde fasulye. Bayağı bir depoladık fasulye. Evet. Dolabımızı falan doldurduk. Çok büyük bir dolabımız yok. Orayı açtık artık. Konserve kısmı başlayacak. Burada kara lahanalarımız var. Onları da abonelerimizden biri Fatma Hanım sağ olsun hediye etmişti bize, fidelerini vermişti. Yani büyüyorlar. Onlar yeni ekmiştik bunları aslında. Evet. Patatesimiz de çok az ama ektik yani olanı. Şimdi bu kabağımız bir tanesi. Bakın şurada çiçeklerini açmış. Arkada da kabağımız var. Onun da çiçeklerini görüyorsunuz. Burada kabaklar patlıcanların arasına gelmiş sadece. Şu da patlıcan. Bu da patlıcan. Bu da patlıcan. Bakın patlıcan da çiçek açmış. Hani onları en son ekmiştik. Tabii biz ilk kez bahçe işleri yapıyoruz. Acemilik aslında tablosu bu. Seneye çok daha bu konuda başarılı olacağımıza eminim. Bu sene biraz araştırdık. Öğrendik. Tecrübe ettik. Biraz öğrendik. Seneye daha iyi olacak. Ama şu da var, mahsul oluyoruz. Almıyor değiliz yani. Ya fasulyeler, domatesler, yani ekip henüz mahsul almadığımız bir şey yok. Kabakla patlıcanları bekliyoruz. Onlar da zaten çok az ekmiştik denemek için. Ama en ağırlıklı domatesli, işte fasulyeydi. Onları da zaten kullanıyoruz. Tüketiyoruz. Şurada patateslerimiz de var. Ben onları çok merak ediyorum nasıl olacak. Evet, patates de şurada var. Şu an şunlar patates arkadaşlar. Güzel hocam, patates. Çıkmış mı ufak? Çok minnak. Dışarıya. Bunlar da patates. Patateslerimiz de büyüyor. En son herhalde onları da bir aya, değil mi? Bir aya, bir buçuk aya yani alırız diye düşünüyorum. Birazcık da çilek ekmiştik. Mia çilek kopartıp yemeği çok seviyor. Ektiğimiz yerden gelip böyle her gün bir tane iki tane kopartıp yiyor. Evet, Kaan'la Bostancı'da buluştuk. Bizim eski mekanlarımız biliyorsunuz. Orada oturuyorduk buraya taşınmadan önce. Bostancı'da bir yerde oturduk. Çok güzel sohbet ettik. Kaan gerçekten, değil mi? Telefonda konuştuğumuz gibi, videolarda gördüğümüz daha gibi. Daha da sıcak. Çok, evet, daha da çok sıcak. Samimi. Yani anlaşabildik diye düşünüyorum. Evet. Yani anlaşabildik derken, hani böyle kafa yapıları olarak birbirine yakın insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Böyle daha kolay diyalog kurabildik ve sohbet edebildik. Sağ olsun bize YouTube kanalımız için yardım edeceğinden bahsetti. İşte birlikte ortak projeler yapabileceğimizden bahsetti. Orada gene yorumlarda gelmiş, işte yolu yok vesairesi yok denmişti. Kafamızdaki bazı soru işaretleri, soru işaretleriyle alakalı olduk. Da konuştuk. Dedi ki işte yol yoktu ama yol yapıldı. İşte annem dakika, çok uğraş dedi. 2 dakika yürüme mesafesinde Muğla'ya, Marmaris'e vesaireye gidebileceğiniz minibüsler var dedi. Ama fiyatları biraz yüksekmiş galiba. Köylerde öyle, burada da öyle. Burada da aslında öyle. Buradan biraz daha pahalı ama orası. Yani toplu taşımayla sağa sola gidebiliyormuşuz, bununla ilgili bahsetti. Gene kafamızdaki sorulardan bir tanesiydi. Onun harici böyle sohbet ettiğimiz, eğlendiğimiz, karşılıklı biraz güldüğümüz bir an oldu. Öncelikle Kaan'a geldiği için çok teşekkür ederiz. Buradan teşekkür edelim. Teşekkürler. Yani bize böyle bir zamanda vakit ayırabildi. Çünkü üst üste çok zor şeyler yaşadı. Tekrar yani bir rahmetli analım, hem annesini hem sevgili dayısını. Çok kısa sürede üst üste böyle acılar yaşayan bir insanın size böyle vakit ayırabilmesi de insana kendini özel hissettiriyor. Evet. Onun için tekrar çok
Teşekkür ederiz vakit ayırdığı için. Rahmetli Dilara Hanım evin arkasına bir oda yapmış aslında. Şu anda depo gibi kullanılan bir yer. Orası oda gibi kullanılabilir ya da bir oda daha yapılabilir dedi aslında. Taştan yapmış galiba. Evet, taştan orayı yapmış. Bir oda daha yapılabilir demişti Kaan. En çok bize gelen yorum o ev çok küçük. Ufak. Sizin için kısıtlı olacak. Dört kişilik bir aile için ideal olmayabilir denmişti. Tabii ki yani hani son karar yine görerek verilecektir ama yani Kaan bu konuyla alakalı nasıl çözümler üretilebilir onunla alakalı birazcık bizi rahatlattı diyebilirim. Yani fiyat olarak hiçbir şey konuşmadık aslında. Yani herhangi maddi bir şey konuşmadık. Evet. Kaan sadece şunu söyledi. Yani ben Amerika'ya gideceğim için dedi. Amerika'ya gitmek istiyorum işte vize işlemlerim vesairem şu an sürüyor. İnşallah dedi bir sene sonra hani ben hayallerim doğrultusunda bir şeylere başlayabileceğim. Amerika'da dedi ben buradan dedi ha dedi 10 bin lira kira almışım ha dedi 1000 lira kira almışım. Dolara vurduğunuz zaman dedi bir şey ifade etmiyor ki dedi. O yüzden maddiyat önemli değil dedi. Ama tabii ki yani şimdi bir tarafta da maddiyat da önemli. Yani bunları konuşmadık. Çünkü sonuçta biz masraflarımız artmıyorsa böyle bir taşınmayı gerçekleştirebileceğiz sonuç olarak. Tabii bunu Kaan'la bizim ayrı konuşmamız gerekiyor. Bu sonraki sonu. Orayı görüp yüz yüze tekrar orada konuşacağımız bir konu olarak şimdilik rafa kaldırılmış halde. Bu arada Kaan'la beraber de biraz kendi YouTube sayfamızı inceledik. Kendisi de zaten incelemiş daha öncesinde. Çok beğendiğini, videolarımızı çok beğendiğini söylemişti. İşte hangi programla editlediğimi sordu. Editlerin çok güzel olduğunu, başarılı olduğunu söyledi. Ayrıca kaç da böyle o SEO konusunda, YouTube algoritması konusunda bize fikir verdi. Evet, birlikte bir şeyler de yaparsak kanalınız için daha iyi olur. Çok çok daha iyi bir şeyler olacaktır dedi. Bir de şu var. Çok fazla kişi yazmış. Demişler ki işte orada akrep var, orada yılan var. Arkadaşlar yılan akrep burada da var. Hatta o kadar var ki kümesi yaparken tavuklar akrepleri yiyordu. Bununla ilgili video çekmiştik. Bir akrep daha çıktı. Bu deminki değil çünkü deminki daha büyüktü. Yiyeceğim ben hadi kıt. Çok fazla yılan var. Köy yerinde oluyor yani. Yani doğanın içindeyiz. Ayı kovaladı beni diyoruz yani. Hani işte ormana çıktığımız zaman domuz görüyoruz. Hani burada bunlar çok yabancı şeyler değil. Aynen. Hani böyle bir hayat yaşamak istiyorsanız, doğal bir hayat yaşamak istiyorsanız. Artıları gibi bazı olumsuz. Ya buna da eksi demeyelim. Siz hayvana bir şey yapmadığınız sürece zaten size bir şey yapmıyor ama var. Çocuklar dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii insanlar da uyarmak istiyor. O konuda o hassasiyeti gösteriyorlar. Yani küçük çocuklar olduğu için yoksa tabii ki. Bir sonraki şey de işte evin izolasyonu yok. İşte prefabrik ev çok sıcak, çok soğuk oluyor demiştiniz. Aslında arkadaşlar şu anki evde betonarme bir yapı ama sadece tuğla. Burada da herhangi bir izolasyon yok. Ev 3 katlı gözüküyor ama ev aslında 2 katlı. 3. kat yapılmış bir kat değil. Ve çatı altında direkt tavan tahtası var. Yani hiçbir şey yok. Şöyle söyleyebilirim, yazın üst katta durulmuyor. Yani çok durulmuyormuş sıcak. Onu şu an yeni anlıyoruz. Çok sıcak oluyor böyle yani terden duramıyorsunuz, ter fışkırıyor. Bu yüzden aşağı salon tarafını kullanıyoruz genelde. Kışın da çok soğuk oluyordu. Biliyorsunuz ev doğalgazlı ama biz soba yakarak da ısınıyorduk. Doğalgazla da ısınıyorduk. Ev aşırı soğuk olduğu için üst kat hiçbir şekilde ısınmadığı için biz gene salonda yatıyorduk. Evet, yer yatağı. Baktınız ama bu bizim kaderimiz mi? Hani bilemiyoruz. Burada da bahar ayları haricinde üst katı kullanamıyoruz. Çok sıcak oluyor yani evet. Veyahut da çok soğuk oluyor. Burada da öyle bir durum var. Şöyle bir sorun var. Burası büyük bir ev ve ısıtması da hani elektriği de vesairesi de her şeyi çok fazla oluyor. Yani düşünün biz sobayla ısınan bir aile olmamıza rağmen, burada sobayla ısınıyor olmamıza rağmen yani doğalgazımız 400-450 liradan aşağı gelmedi. Çünkü evde bir izolasyon olmadığı için, sadece tuğla olduğu için yani evi ısıtıyorsunuz. Isıtmayı kapadığınız anda ya da soba söndüğü anda 5 dakika sonra gene evin içi buz oluyor. Sıcak da aynı şekilde. Sıcak burada çözüm de yok çünkü klima da yok evde ve sıcağı kemiklerinize kadar buradaki nemle yaşıyorsunuz. Evet. Zaten odalarımızdan bir tanesi girişte eskiden balkon olarak kullanılmış, sonrasında kapatılmış. Haliyle çok büyük camlar var ve orası çok da güneş alan bir yer. O oda ekstra. Evet, şu an sauna olarak kullanıyoruz orayı. Yani girip böyle bayağı aynen. Kanter içinde kalıp aynen. Çıkabiliyorsunuz. Bir evet. Misafirimiz gelmişti, orada yatırmıştık. Yani odadan bir çıkışı vardı, görecektiniz sabah. Böyle
Değil mi? Terlemiş, sırılsıklam, bu ne, bu nasıl sıcak diye. Sıcak oluyor. Aynen yani. Öyle. Burada yaşadığımız bir takım da olumsuzluklar olmuştu. Aslında birçok olumsuzluk oldu ama biz bir tanesini paylaşmıştık. Daha doğrusu iki tanesini paylaşmıştık. Birisi Bambam'ın burada dayak yemesiydi. Of, zaten duvarı o yüzden yapmıştık. Yani araya o yüzden set çekmiştik. Bambam'ın o bir köpekle dalaşmış galiba. Sağ olsun buradaki arkadaşlar da ayırmak için sopayla kafasını yarmışlar. Burnunu kırmışlar. Yani evet. Öyle vura vura ayırmışlar. Yani gerçekten hem travma oldu psikolojik anlamda hem de ciddi anda kafa ve suratında hala burnu yamuk hayvanın. Yani uçtan böyle bir taraf içine göçük duruyor. Yani. Kötü bir andı. Yani böyle bir şey yaşamayacağımız bir yerde yaşamak bizi daha mutlu eder diyelim. İkincisi de onu tekrar dillendirmek istemiyoruz. Farklı bir burada komşumuzla bir olay yaşamıştık. Onun bazı negatiflikleri var aslında üstümüzde. Biraz bizim taşınma isteğimiz de bu yüzden geliyor. Bir de baştan beri tüm videolarımızı izleyememiş olabilirsiniz tabii ki. Hatta bu video ile ilk kez bizi izliyor olabilirsiniz. Yani şöyle söyleyelim, burası taşındıktan sonra yani hem sosyolojik yapısını öğrendikten sonra karar verdiğimiz şey şuydu ki biz zaten kızımızın okul yaşında yani burada olmayacağız. Uzun vadede bizim taşınmak için zaten bir düşüncemiz vardı. Böyle düşünüyorduk zaten. Yani burası bizim yıllar oturmayı düşündüğümüz bir yer değil. Zaten kiradayız yani. İlk basamaktı burası bir de. Bir taraftan da şu beni düşündürüyor. Biz böyle çok içten şekilde Filiz'le bir akşam resmen dua ettik, dilek diledik. Dedik ki Muğla tarafına taşınabilelim. Şu an işte orada kiralar da çok yüksek, şu da var ama hani orada bir yere taşınırsak çok mutlu oluruz dedik. Ve bir hafta sonra böyle bir durum gerçekleşti. Evet, yani hem de Murat Deniz'in doğumundan sonra hani biraz Murat onu Deniz'in şansı. Doğumundan sonra direkt şunu düşünüyoruz. Acaba bu bizim çıkmamız gereken bir yol mu? Burada yaşayacağımız tecrübeler acaba yaşamamız gereken tecrübeler mi diye de düşünmüyor değiliz. Bu bir işaret mi? Bu bir işaret mi? Şey de vardır ya, bir şey istersiniz, karşı taraf verir, siz almazsınız. Ondan sonra bir daha bir şey isteseniz de vermez. Hani öyle bir korkumuz da var. Acaba bu bizim isteğimiz dolayısıyla bize gelen bir hediye miydi? Lütuf muydu? O da kafamızı kurcalamıyor değil. Bu arada bir kişi demiş, bugün ben yorumlarda gördüm, az önce ben cevap verdim. Niye hep demiş. Hanımına eşine. Bakarak, eşine bakarak konuşuyorsun. Işığım kime bakarak konuşacağım yani? Hani burada yani benimle her şeye göğüs geren. Düşünsenize şimdi beni beyler daha iyi anlayacaktır. İstanbul'dasınız, işte Avrupa yakasında oturuyorsunuz. Ben Anadolu yakasında oturmak istiyorum diyen bir koca ve tamam aşkım diyen bir eşi. Sonra diyorsunuz ki ben daha böyle kalabalık bir yerde oturmak istiyorum. İşte Bostancı'ya taşınalım. İşte biraz işte caddeye kola inelim. İlk önce sitede oturmak istiyorum. Ha, sitede oturmak istiyorum. Sonra ben sitede oturmak istemiyorum. Mahalle olsun. Mahalle olsun. Bostancı'ya taşınalım. Tamam. Sonra ya ben İstanbul'dan çok sıkıldım. Sakarya'ya taşınmak istiyorum. Tamam. Sağ ol. Şimdi Muğla'ya gidelim. Bir artı bir eve girelim dediğimde de ya tamam sen istiyorsan gideriz modunda. Maşallah diyeyim. Allah. Aynen, bozmasın. Yani ona bakmayacağım, kime bakacağım burada. Tamam. İnce abla o kadar güzel bir yorum yazmıştı ki. Hani kimin evinde aşk kaynıyor, kimin evinde taş kaynıyor. Yani gerçekten kimse bilemez. Yani herkes kendi yaşadığını tabii ki biliyor. Ya da dışarıdan gördüğü kadarıyla tabii ki yorum yapıyor. Zaten böyle yorum yapmanızı sizden biz istedik, biz rica ettik. Tabii ki o yorumlar, o görüşleriniz bizim için çok önemli, çünkü çok kıymetli. Hemen dipnot keseceğim, devam et. Siz daha objektif bakabiliyorsunuz dışarıdan gördüğünüz için. Biz bazen bir şey, mesela Muğla'ya çok taşınmak istediğimiz için bazı şeyler gözümüzü kör edebiliyor. Ama bunu mesajlarda, ya bak evet şu da var, biz bunu hiç düşünmedik diyebiliyoruz. O yüzden mesajlarınız da çok önemli. Şunu söylemek istiyorum, burada iyi ya da kötü değil. Bir yerde huzurlu olmanız ya da olmamanız önemli aslında. Burada mekanın ne kadar geniş olduğu ya tabii ki önemli. Konforunuz tabii ki önemli. Ama biz konfor alanımızdan dışarı çıkabildiğimiz için şehir hayatından köy hayatına gelebilmiş insanlarız. Konforumuz, çocuklarımızın konforunu tabii ki önemsiyoruz. Kendimizden önce onları tabii ki önemsiyoruz. Ve söyledikleriniz o noktada tabii ki düşündürüyor bizi, değerlendiriyoruz. Gidip görmeden karar verilecek şeyler elbette ki değil. Ama konforun peşinde değiliz aslında. Yani huzurun peşindeyiz. Bir göz oda olsun ama orada böyle çok mutlu mesut birbirimize sarılıp, değil mi, böyle rahat rahat yaşayalım. Ama böyle saray gibi bir yer olsun. Öyle. Huzursuzluklar olsun. Orada da
işte yaşamak istemiyoruz. Evet, birçok insan eminim bu noktada bizimle aynı fikirdedir. Bulunduğumuz yerde mutsuzuz anlamında da söylemiyorum ama yapı olarak daha uyumlanabileceğimiz, daha iyi, daha çok sosyalleşebileceğimiz bir yerde olabiliriz. Neden olmasın? Ve burası da Muğla'da olabilir. Gidip görüp öyle karar vereceğim. Tabii inşallah bizim bütçemizi aşan bir şey değildir. Evet. Artık buradan Kaan izliyorsa. Hani... Yani hani tabii bir bütçemiz var sonuçta. Bizim de bir gücümüz var. O gücümüz buna yeterse inşallah gittiğimiz zaman, gördüğümüz zaman daha fazla bir olumsuzluk da görmezsek. Çünkü çok fazla olumsuz zaten mesaj geldi orayla ilgili. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Yani evet, olumsuz derken yani ev çok güzel. Dilara Hanım'ın evinde olmanız çok güzel. Orayı sizin de yaşatacağınızı, sizinle beraber o evi görmek çok güzel olur, fakat ev size uygun değil, çok küçük. Hani iki küçük çocukla çok zor deniyor. Bizi düşünerek bu yorumları söyleniyor, yapıyorsunuz. Tabii ki biliyoruz, çok çok tekrar teşekkür ederiz. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek, neler getirecek. İnşallah çok güzellikler getirsin. Biz de çok merak ediyoruz çünkü gerçekten şu an taşınıp taşınmayacağımızla ilgili kafamızda yani net değiliz. En ufak bir şey yok. Bir burası ağır basıyor, bir orası ağır basıyor. Bir yorum okuyoruz, tekrar burası ağır basıyor. Sonra çok nadir de olsa başka bir yorum okuyoruz, hop tekrar orası ağır basıyor. Bir de yani o kadar hassas bir terazi ki her şey, her durumda oynuyor. Bahçeye çıkıyorum. İşte yaptık buraları. Ektiklerimize bakıyorum, diktiklerimize bakıyorum diyorum. Ya aslında yani kalmalıyız burada. Yani Kaan'la konuştuk, o sıcaklık, o samimiyeti görünce bir daha acaba gitsek mi olduk? Yani umarız herkes için en hayırlısı olsun ilk başta. Kaan için de, bizim için de hepimizin böyle mutlu olacağı bir şeye karar verebilelim. İnşallah. Diyelim inşallah. Bu arada videomuzun sonuna gelirken hatırlatmakta fayda var. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Sesimi gül belalıdır, gülün gözü eladır, gülümden ayrı yerde gülün zardadır. Yar bana dargındır, yarime ben sevdalı, yarimden başka yar sevenin kalbi taştır. Değil mi? Gül belalıdır, gülün gözü eladır, gülümden ayrı yerde gülün zardadır. Yar bana aydındır, yarime ben sevdalı, yarimden başka yar sevenin kalbi taştır. Aferin Mia'ya. Şeyma de. Şeyma. Şeyma.